Bu dersimizde de gerçek bir cihaz kullanarak nasıl uygulamalarımızı test ederiz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Visor'ı kurmak istiyorum. Bu Visor sayesinde ben telefonumun ekranını bilgisayara yansıtabilirim. Visor.io'ya gittim veya işte Google'a Visor yazdığınızda zaten sizi buraya yönlendiriyor. Ya eklenti olarak ya da direkt olarak sitesine gidebilirsiniz. Şu an sitesinden gidelim. Dovlant diyeceğiz. Dovlant dedikten sonra da Windows sürümünü seçip Exe'yi indiriyoruz. Yaklaşık 40 MB'lık bir dosya olsa evet. Sonrasında yine şöyle indirilenlere gideyim. Masa üstünde gerekli programların içinde Visor'ı çalıştırıyorum. Visor'ı çalıştırdığımda emülatörüm dahil bütün bağlı olan Android cihazları bana gösterecektir. Şöyle bir ekran. Şu an telefonumu görmedi. Kablosunu bir çektim ve tekrardan takıyorum. Kabloyu taktıktan sonra yukarıdan da bu cihaz USB'den şarj oluyor diyor benim ekranımda. Siz de başka bir şey diyebilir. Burada veri aktarımı yok diyor. Dosya aktarımını da seçelim. Evet. Evet. Kabloyu bir taktım çıkardım. Gördüğünüz gibi Xiaomi cihazımı gördü. View deyip bunun artık ekranına bağlanabilirim. Hani emülatör yoksa kurmak istemiyorsanız buradan gerçek cihazınızı da kullanabilirsiniz. Şu an bir uyarı geldi telefonumun ekranına. Visor diye bir uygulama kuracağım. Ops, kuramadım. Bir daha bir deneyeyim. View diyelim. Şöyle bunun belirtin engellendi diyor. Bunu bir kaldırıp tekrardan deneyeceğim. Tercihimi hatırla ve yükle diyorum telefonumun ekranından. Şu an Visor uygulamasını telefonuma kurdu ve gördüğünüz gibi telefonumun ekranı geldi. Şöyle bir küçültelim şunu. Bu arada telefonunuzu geliştirici seçeneklerini açmanız lazım. Bu her modelde farklılık gösterebilir ama genel olarak Android cihazlarda şu an kilitlendi mi ne oldu? Kullanamıyorum niyeyse. Şöyle göstereyim. Geliştirici seçenekleri var benim ekranımda ek ayarlarda. Bu aktif ve burada önemli olan şuradaki USB hata ayıklamayı açmış olmanız ve şuradaki ayarları açmanız gerekiyor. Niyeyse bunu buradan kontrol edemiyorum. Neyse. Bunu yapmak için de genel olarak şöyledir. Hani dediğim gibi modelden modele farklılık gösteriyor ama benim telefonumda en azından şuradaki MIUI sürümüne bir 6-7 kere basmam gerekiyor. Burada ne diyor? Gerekli değil, siz zaten bir geliştiricisiniz diyor. Siz de bir Google aramasıyla atıyorum Samsung S6'da bu nasıl yapılır? USB hata ayıklama nasıl açılır gibi araştırarak bunu bulabilirsiniz. Ve artık ben mesela Visual Code'a gideyim. Bakın burada Mi hani iki farklı cihaz görünüyor artık. Ben diyorum ki bu uygulamayı artık burada başlatabilirsin. Ve bunu yaptığımda birazdan göreceksiniz ki ekranımda bu Flutter projem gelecek. Şöyle start debugging diyelim. Kurulmaya başladı. Debug konsolu açalım. Bakın Mi 8'e yüklüyorum diyor. Bekliyoruz. Kontrolleri niyeyse açmadı. Normalde burada mouse'la da bunu kontrol edebiliyordum. Tercihimi hatırla ve yükle diyorum. Hani bu biraz benim cihazın gıcıklığı. Her şeye böyle bir onay istemesi sizde bu kadar istemeyebilir. Evet, gördüğünüz gibi uygulama ekranıma geldi. Ve çok daha hızlı çalışıyor tabii ki de emülatörde. Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım. Her şeyi bir kapatalım. Bunu da kapattım. Emülatörü de kapatıyorum. Geldim buraya. Şöyle şunları da kapattım. Ve Visual Code'u açtım. Hani bir proje geliştiriyordum. Projem bu şekildeydi. F5'e basıyorum. F5'e bastığımda daha önceden Mi 8 çalıştığı için bakın bunu hemen buluyor. Şu an telefonumun ekranına bu geldi. Hemen buradan Visor'ı da bir açalım.
Şurada neyse view deyip bir ekranımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Yalnız bu niye çalışmıyor? Normalde çalışıyordu bu. Kesin bir ayarı eksik yaptık. Değiştirmem gereken bir şey mi var? Garip. Dediğim gibi büyük ihtimal benim cihazla alakalı bir sorun olsa gerek. Yoksa bu çalışıyordu. Hani kontrol edebiliyordum bir bilgisayar ekranından. Neyse, çok önemli değil. Gördüğünüz gibi Mi 8, yani ben burada ne zaman ki F5'e basacağım bu Mi 8 üzerinde çalışacak. Şöyle debug deyip start debugging dediğimde direkt olarak Mi 8'e yüklenecek. Ama ben emülatörü de yükleyeceğim diyorsanız Flutter dedikten sonra launch emülatör demeniz lazım. Gördüğünüz gibi burada bizim emülatörümüz de var. Ona da bastığımda emülatör açılıyor ve uygulamam aslında şu an hem gerçek cihazımda hem de emülatöre şu an için yüklenecek. Bu şekilde yaptığınız Flutter uygulamalarının testlerini gerçekleştirebilirsiniz. 8'e yükleniyor dedi. Şöyle bir durduralım. Ve debug deyip tekrardan başlatalım. Evet, şu an emülatörüme uygulamam yüklenecek. APK dosyası hazırlandı ve şu an emülatöre gönderiliyor ve gördüğünüz gibi açıldı. Umarım bu adımları başarılı bir şekilde siz de yapmışsınızdır. Herhangi bir hata almanız durumundaki alabilirsiniz. Çok normal. Lütfen canınızı sıkmayın. Ekran görüntüsüyle beraber bana soru cevap kısmından iletebilirsiniz. Yoksa basit bir Google araştırmasıyla da bulabilirsiniz aslında, ama elimden geldiğince bütün detayları sizlere vermeye çalıştım. Bunları düzgün bir şekilde yaparsanız Flutter ve Dart yolculuğunda herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.